Yalnız adamların sizden sonra iki yakası bir araya gelmedi. Biri içeri giriyor, biri çıkıyor. Aldım da. Ay fısır fısır ya, ya şimdi bu mu şimdi konumuz ya? Onur geliyor. Hem de misafirleri var, bürokrat falan hem de. Hani mutfakta kimse yok. Ay burayı nasıl döndüreceğimiz düşüneceğini bize laf sokuyorsun. Lan hiçbir fırsatta kaçırmıyor ya. Bir şey diyeceğim. Çay koydum, kahve koydum. Ne yapayım? Döner tezgahı mı açayım? Ümit Hanım yemek yok dedi zaten. Abim gelmek üzereymiş. Ay çok sağ olun arkadaşlar ya. Her şeyi toparlamışsınız. Yalnız abim gelince biz içeri geçelim olur mu? Misafirler private bir yer istiyorlarmış çünkü. Malum. Abim de Zafer'i kurtarmaya çalışıyor. Alp bir tek sen servis için kalırsın. Geldi. Abicim. Hoş geldin. Hoş bulduk canım, ne haber? Ya nasıl olayım? Misafirler nerede? Bir yarım saatleri var. Gizli bir yer burası geldi aklıma. Seni de bugün kapattığını öğrenince. İyi yapmışsın, geçsene. Şimdi mutfağı hallediyorlar. Aynen, bir işe koyalım çabuk. Merhaba. Merhaba. Özetle Ümit'in desteğe ihtiyacı olduğu için Merih beni çağırdı. Ben de geldim. Merih'i de Alp çağırmış. Doğru, bir de Alp meselesi var. Oraya hiç sıra gelmedi. Onur bak, Alp bu hikayenin en masumu. O sadece benim arkamdan sürüklendi. Lütfen ben sana hikayeyi tam olarak anlatmadan Ümit'e bir şey söyleme. Lütfen. Kardeşimi kandırmasına göz mü yumayım? Alp senin kardeşini falan kandırmıyor Onur. Tam tersine. Ona yardımcı olmak için çırpınıyor. Ümit'le olmayı aklından bile geçirmesin. Böyle bir düşüncesi var mı bilmiyorum. Ayrıca niye düşünmesin? Hı? Parası olmadığı için mi? Dürüst olmadığı için Zeynep. Ümit beni bile anlamayı deneyecek kadar olgun bir kız. Ha, mesele bende yani, öyle mi? Hayır, mesele sende değil. Bak, birine dürüst olmak için önce ona güvenmen gerekir. Onun da seni tanıması gerekir. Zafer gibi mi? Onur, Zafer konusunda sana söyleyebileceğim her şeyi söyledim. Ayrıca sen de buraya Zafer'i kurtarmak için birileriyle görüşmeye gelmişsin. Demek ki sen de ona tam olarak sırtını dönemiyorsun. Sakın üste çıkma. Abi geldiler. Merhabalar. Merhabalar. Şöyle buyurun. Hamit. Hamit ne olur susturun şunları. Hala dağıtamadınız mı bu kalabalığı siz? Ya tamam. Alo Ferdi. Ya dağıtamıyor muyuz bu kalabalığı? Sen gerekli görüşmeleri yapmadın mı? Hadi, hadi. Susturun şu sesleri. Tamam. Allah Allah. Arkadaşlar, konu yargıda. Ya yargıda, biz burada yetkili birinden bir açıklama bekliyoruz ya. Birisi bize bir açıklama yapsın. Geldiniz buraya, hep alet dalıyor. Kolay mı kazanılıyor ya bu zamanda mı bilmiyorum. Hadi, hadi. 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 Vatandaşlar, lütfen sakin olun. Hakkımızı isteriz abi. Bırakmayın bizi. Verin ya. Verin hakkımızı, verin. Verin kazımızı. Müdahale edin yoksa. Arkadaşlar müdahale edin. Hayır ama her türlü sosyal medya için çekim yapmamız lazım. Bence bizim Kayku yapar bunu. Arayalım. Hatırlıyorsun Kayku'yu. Kayku'yu hatırlıyor musun? Ne oldu abi? Ne diyorlar? Yardım edecekler miymiş? Mevzu maddi manevi çok büyümüş. Tek çaremiz Tuğrul'u bulmak. Bulamazsak bırak Zafer'i, kendimizi bile kurtaramayız. Peki neredeymiş bu Tuğrul? Yani yerini bilen kimse yok mu? Ya bulmasına bulduk da kilecilerin hakim olduğu bir yere kaçmış.
Belarus'a. Yazışmalar devam ediyor ama cevap konusunda oyalıyorlar. Pardon. Şey yani ben doğru mu anladım şimdi? Kileciler mi engel oluyor bu duruma? Bilmiyorum ki. Prosedür her zaman uzun sürer. Aşmak için sözü geçen birilerine ulaşmamız lazım. Ama ulaşabileceğimiz herkesi zaten kileciler yemliyordur. Abi peki şansımızı denesek? Kilecilerle doğrudan biz iletişime geçsek? Bak bana kalsa denerim. Ama babam cesedimi çiğnemeniz lazım diyor. Yani aslında şu anda kilecilerin başında Figen Kileci diye bir kadın var. Çok da anlayışlı birine benziyor. Acaba ona mı ulaşsınız, onunla mı konuşmayı deneseniz? Ya tabii ben Melis'le çalışırken herkesi araştırmıştım da o yüzden. Neyse, ben misafire bakmaya gideyim. İçeri girebilirsen bir ihtiyacı var mı yok mu öğrenirim. Bana da babam var. Tamam. Ben seni geç. Hoşça kalın. Zeynep. Ne? Acaba diyorum sen şu Figen Kileci'yi bir arasan mı? Hayır Melis, saçmalama, olmaz. Ya kendi dedi. Yani babam olmasa konuşacağım diye. Tamam bırak o konuşsun o zaman, ben konuşmam. Bak bir hata daha yapıp onu kaybetmek istemiyorum. Gördün zaten bana nasıl güveneceğini bilemiyor hala. Ayrıca Hamit Köksal gayet güçlü bir adam. O bilir bir yolunu, bulur yani zafere çıkarmanın bir yolunu. Anladım. Tamam baba, ileteceğim. Babam bilgi için teşekkürlerini iletmemi istedi. Yani o telaştan fırsat bulamamış söylemeye. İyi bir puan almış mıymış sence? Öyle olmasa teşekkür etmez. Sen bu Tuğrul'un yerini nasıl bu kadar çabuk öğrenebildin? Bir Köksal değiliz ama bizim de bir çevremiz var hayatım. Yalnız annen pek sevemedi beni galiba. Annem hiç normal değildi ki. Onu hayatım boyunca hiç bu kadar dağılmış görmedim Fuat. Tamam yani Zafer'i hep çok severdi ama... Victor Hebdo mağdurlarının protestosunun biber gazıyla dağıtılması sosyal medyada gündem oldu. Şimdi de gündem olmuşuz. Gündem mi? Evet. Allah kahretsin ya. Filiz! Filiz! Filiz neredesin kızım? Filiz! Baba! Kızım. Gözüne ne oldu senin? Kör ettiler kızım. Kör ettiler. Neymiş bu biber gazı ya? Neymiş bu biber gazı? Ben 100 tane soğan doğrasam bu kadar olmaz ya. Mahvettiler bizi ya. Vallahi bizi çil yavrusu gibi dağıttılar ha. Ne işin vardı senin Köksal'ların kapısında acaba baba? Neyse dur, limon iyi geliyor diyorlar. Bir deneyelim. Getir, getir kızım, getir. Getir, çivi çiviyi söker, getir. Neymiş Allah sizin kahretsin ya. Allah! Baba içine sıkmayacaktın, kenarına sürecektin ya. Öyle mi dedin? Öyle limon iyi geliyor dedin. Ya. Ne yapacağım ben şimdi ya? Tamam gel, yüzünü gözünü yıkayalım, belki geçer. Abi. Ben bir internetten bakayım, buluruz bir şey, merak etme. Ah baba, ah! Teşekkürler. İsmini bile bile mi vermedin? Ha? Tabii. Babamın yanında keyfini yeterince çıkartamadın. Çünkü orada kurtarıcı oynuyordun değil mi? Oğlum sen Onur Köksal'sın ya. Hı?
Bir şampanya falan getiremedin mi? Sokamadın mı şuraya bir? Patlatırdın. Hı? İçinde kalmasaydı. Şöyle salak salak artistik yapacağına bana yardım et. Şu adamı bulalım. Yoksa kendinle beraber şirkette batıracaksın. Şirketle bir bağı yok bunun. Ben kendim battım. Gerizekalı herif sen Köksal'sın. Ne demek şirketle bir bağı yok? Ulan ben bile öfkemi bir köşeye bıraktım. Sen daha neyin hesabındasın ya? Sen bile. Sen bile. Helal olsun sana. Tabii çünkü Onur Bey'imiz üstün zeka, değil mi? O baktığı tepeden biz sürüngenleri anlayamaz, değil mi? Sen mi süründün? İnsan hata yapar, ders alır be. Ben senden yeteri kadar ders aldım Onur Bey. Senin bu yalancı, sahte iyi niyetlerine de bu kurtarıcı pozlarına da karnım tok benim. Git babama yap bu numaralarını. Oğlum ne güzel sana orta açtım işte, pas verdim. Çak golü 90'a, ha? Keyfini çıkar, tadını çıkar. Olmaz mı? Hasta mısın oğlum sen? Hı? Ne oldu sana, delirdin mi sen? Delirdim, delirttiniz beni, delirttiniz. Senin insafına kaldıysam ben öleyim daha iyi. Duydun mu beni? Ne yaptın? Gittin mi yanına? Hı? Düştün mü Zeynep'in peşine? Düşmedim de hadi. Anlaşıldı. Seninle konuşulmayacak. Yemiyor değil mi? Ha? Yemiyor değil mi? Cevap veremiyorsun. Kardeşinin sevdiğine göz koyan bay ahlak bekçisi. Ha? Ulan sen var ya. Bana bak, Zeynep benim. Hayır. Hayır. Zeynep benim. Hayır. Duydun mu? Lan. Zeynep benim. Zeynep senin annene sana aldı oyuncaklardan değil lan. Korkuna. Anladın mı? Sen beni anladın mı? Büyür. Büyür. Sen git lan buradan. Yürü. Lan. Ferdi. Ha. Kilecilerle geçmişten el altından irtibat kurabileceğimiz biri var mı? Ayrıldığımdan beri kimseyle görüşmedim. Ya biz Belarus'ta birini bulamazsak bu adam kaçacak. Nur baban ikimiz de keser. Bu gerizekalı da birazcık daha burada kalırsa buradan direkt akıl hastanesine gidecek. Onu ne yapacağız? Abi ne yapıyorsun? Kıracaksın elini. Yok bir şeyim, tamam. Yok. Çay içer misin? Çay vereyim sana. İçmem bir şey, sağ ol baba. Ver, ver, bana ver. Yemeyen malını yerler. Sen de taze mezarın bayat ölüsüsün. Oğlum Barış, bir çay versene. Merhaba kardeş. Merhaba. Baba. Annem inmedi mi? Odadan çıkmıyor. Git bir de sen dene. Sen nasılsın? Turp gibiyim. Kokun hala yastıkta.
Canım oğlum benim. Neredesin sen anne? Anne oda seni arıyorum. Bu halin ne? Hadi kalk bir duş aldırayım sana hadi. Bir kendine gel. Yok gelemem. Gelemem. Bari bir iki lokma yemek ye. Ha? Bak babam aşağıda seni bekliyor. Sensiz yemiyor. Ha? İlaçlarına da alacak. İlaç verdiniz bana. Beni uyuttunuz, beni oğluma götürmediniz. Beni bana oğlumu göstermediniz. Bana oğlumu göstermediniz. Göremedim beni oğlumu göremedim. Annem. Sevdim, her şeye rağmen kabul ettim onu. Sen yapar mıydın? Onu. Sen Zeynep için ne kadar kirlenirdin Onur? Romantize etme Zafer. Sensin. Telefonla görüşmek istiyor musun hala? Evet, seni bekliyordum. Sessiz ol. Gel benimle. Abi, haber geldi şimdi. Zafer'i tuvalete götürüyor bizim eleman. Telefon ayağına. Güzel. Bakalım kök salınmak ortada işe yarayacak mı? Öyle dik dik konuşabilecek mi? Hadi bir an evvel gidelim de cenazeyi bekletmeyelim. Buyur abi. Yoksa ceset kokar. Baba, bir haber var mı? Bir arkadaş birinin adını verdi. Onunla yazışıyorum. Belki Belarus'taki gerekli noktalara ulaşır. Sende ne var? Verdi iyi haberdi. Baba, anneme destek mi çağırsak? Verdi, ne kemküm ediyorsun? Ne olmuş Zafer'e? Ne diyorsun be adam? Ne zaman? Nerede? Kız nerede kaldın? Ay işim yeni bitti abla. Çay yaptım yeni, al kendine. Yok ya, pilim bitik sağ ol. Hayırdır? Ne? Ne oldu? Sanların evine gitmiş bu bizimki eyleme. En önde durmuş, slogan atmış, gazı da yemiş. Ben de limon verdim. Kenarına sürsün diye içiniz. Cüretler oldu. Ya vallahi bir gün para diye diye ölecek vallahi. Zeynep yine açıkta kaldık. Ne yapacağız? Meri. Ne çabuk özledin? Zeynep, Zafer'i bıçaklamışlar. Ne? Nasıl ya? Yaşıyor ama değil mi? Ameliyata almışlar. Merkez Devlet Hastanesi'ne gidiyoruz. Tamam, tamam dur. Ben de geliyorum. Kolum atsana bana. Hadi. Ne oldu kız? Abla, Zafer'i bıçaklamışlar. Ay, mahturlardan biri şişledi adamı desene. Kız, bunlardaki olay da bizde yok ha. Hadi ben kaçtım. Babama ne diyeceğim?
Öyleymişti bilmiyorum. Uydur bir şey. Aptallık ettin. Aptallık. Ümit Hanım genç o. Hırslı da atlatacaktır yani. Ben hissederim böyle şeyleri. Ben de öyle dedim. Babam bir şekilde çıkarır kardeşimi dedim ama olanlara bak. Ya kardeşimin ziyarete bile gitmedim ben. Ne aptalım. Ay biraz daha hızlı gidemez miyiz? Olabildiğince gitmeye çalışıyorum. Hem Meri haklı bence de atlatacak bir şekilde. Evet, evet, evet. Evren'e iyi enerji yollayalım. Ha, her şey iyi olacak. Allah'ım ne yaptılar sana? Ne biçim hastane burası böyle? Başka hastane mi bulamadın? Oğlumu layık gördüğün hastane bu mu? Koca İstanbul'da bula bula bu hastaneyi mi buldun? Kendi doktorumuzu getirttik başına harika. Merak etme. Oğlum. Abi. Zafer. İşte geldi Polyan. Polyan'ımızla geldi. Hadi. Hadi yine Polyan'ınca koydu evi. Bunu yapanlar bulunamadı mı hala? Herkes uykudaymış yani. Hiç kimse bir şey görmemiş. Ne oldu bir haber var mı? Daha bir şey bilmiyoruz. Yeni geldik biz de. Kamera kayıtları? Kameralar kayıtta değilmiş. Bugün öğleden beri kameralar kaydı kapatmışlar ya da kameralar bozulmuş. Tam bilmiyorum. Kayıt falan yok. Kavga değil bu. Planlı bir şey. Ya bağlantısını kuramıyoruz ama biliyorsunuz Ergun da orada. Ergun mu? Ergun. Hani senin şu davandaki adam. Harika, sakin ol. Hani oğlumu tehdit eden adam. Ha? Hani sana olan öfkesinden, hıncından oğlumu bu hale getiren adam, öyle mi? Harika, sakin. Ne sakin olacağım? O adam mı Ergun? Hangi adam? Senin ne işin var burada? Sana diyorum, sana ne işin var senin burada? Başımıza bunca belayı sen açtın. Senin hala burada. Harika, sakin ol. Sakin ol. Defol git buradan, gözüm görmesin seni. Defol. Yeter artık. Harika, sakin ol. Hepimiz üzgünüz. Sen sus. Sen ağzını hiç açma Hamit. Oğlum ölüyor. Benim suçlusunuz. Defolun. Tamam ya. Hepiniz suçlusunuz. Delirmiş ya. Haklı değil mi beni? Ya oğlu ameliyatta. İyi de yani. Ay niye geldim ben buraya ya? Manyak karı ya. Ya ben çok özür dilerim. Yani o kadar çok utanıyorum ki. Annem Zafer'e çok düşkündür. Belli oluyor. Kusura bakmayın lütfen. Olur mu canım öyle şey? Şu anda çok acısı var. Anlıyoruz biz onu. Keşke sen de onu yalnız bırakmasaydın ya. Yok, bu ablam yanında. Yani ben annemi öyle görmeye dayanamam. Bebeğim sen de bembeyaz oldun ya. Gel şöyle oturalım biraz. Hadi. Onur, ben hiçbir şey anlamadım. Ne olmuş? Yani nedir durumu şu anda? Yarası çok derindi. Hemen ameliyata aldılar. Gelene kadar çok kan kaybetmiş. Ben de gelir gelmez o yüzden kan verdim. Feride kan bankalarına haber verdi hemen ne olur ne olmaz diye. Bak biliyorum şu anda bunu söylemenin sırası değil ama... ameliyattan çıktığında da döneceği yer belli. Orada hiç güvende değil, biliyorsun değil mi bunu? Yerini değiştirmeye çalışıyoruz ama o da çözüm değil ki. Feci kapana kısılmış haldeyiz. Pardon. Efendim Ferdi. Tamam, geliyorum. Çıkmış ameliyattan. İyi geçmiş. Ümit, çıkmış. İyi geçmiş ameliyat.
Ne? Harp çıkmış. Çok geçmiş olsun. En kısa zamanda sağlığına kavuşsun. Abicim. Gözümüz aydın. Hadi hemen gidelim hadi. Biz buradayız, bir şey olursa haber verin. Siz hiç beklemeyin. Of. Var. Teşekkürler tamam. Yani. Hadi. Hadi şuradan bir taksi çevirelim de gidelim ya. Hadi. Arif, Arif nasıl oğlum? Oğlum nasıl? İyi değil mi? İyileşecek değil mi? Bir hasar yok değil mi? Sen niye bu kadar geç çıktın bu ameliyattan? Hasar kalmayacak değil mi? İyi olacak de ne olur yalvarırım. İyi olacak oğlum de. Yarası çok derin. Ama organlara hasar vermemiş. Karın boşluğuna gelmiş. Ah. Çok şanslı. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür. Dokunma bana. Sakın bana dokunma. O zaman oğlumu görebilir miyim peki? Harika, Arif. Mümkün değil. İçeride başka hastalar da var. Arif, yalvarırım azıcık göster oğlumu. Ben oğlumu hiç görmedim, lütfen. Harika, inan ki sizi buraya almak için bile şartları çok zorladı. Bu akşama atlatalım, bakalım olur mu? Oğlum. Anne, tamam hadi. Duyuyor musun beni annem? Anne. Oğlum. Annem sakin ol, tamam. Zafer beni duyuyor musun annem? Ne yaptılar benim oğluma? Benim biricik oğluma ne yaptılar? Burada iyiyim ben. Teşekkür ederim. Sağ olun baktığınız için. Hadi iyi geceler. Abi bir saniye beklesin. Bir şey diyeceğim. Ne? Bunu yapan Ergun'du değil mi? Herif ne pislik çıktı ya. Yağlı çamur gibi. Ya ne bileyim ben Alp. Ayrıca Yahudi ise yani... Bir sürü kızgın insan vardı kapılarında. Ya mağdur varsa içeride? Yok be. Ben gördüm o manyak oğlu manyağı. Kesin o yaptı. Dur bakalım daha neler yaşayacağız. Ya double espresso diyorum kızıyorsun. Ruhunu kararttın kızın ya. Ne oldu be? Sen iki dakika taksiye geçsene. Geliyorum ben. Pumpkin. Hı. Bak bu işin buraya gelmesi senin suçun değil. Ama çözüm senden gelebilir. Bunu bir düşün lütfen. Düşünmedim mi sanıyorsun Meri? Tamam. O zaman ben sana Gen Kaleci'nin numarasını mesaj atıyorum birazdan. Ya sende kalsın. Belki fikrini değiştirirsin. Tamam. Hadi sen. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Çıkıyorum değil mi? Gidebiliriz. Tek ben ve bedenim, belki sana ait bir nedenim. Koştum koştum yetişemedim, yanındayken bile geriledim. Hayaline yetemedim. Ya senin burada ne işin var? Başımıza bunca belayı sen açtın. Senin hala burada bu işin var. Evet inandım ve yarım kaldım. Niye yaptın ya bunu? Neden yaptın? Ha? Vay. Niye yaptın? Tek çaremiz Tuğrul'u bulmak. Bulamazsak bırak Zafer'i kendimizi bile kurtaramayız. Peki neredeymiş bu Tuğrul? Yani yerini bilen kimse yok mu? Kilecilerin hakim olduğu bir yere kaçmış. Abi peki şansımızı denesek? Kilecilerle doğrudan biz iletişime geçsek? Bak bana kalsa denerim. Ama babam cesedimi çiğnemeniz lazım diyor. Dediğim gibi. Meseleleri babamlaydı. Ama bir süre önce babam vefat etti. Ben de bilmediğim, anlamadığım bir savaşın içinde olmak istemiyorum şimdi. Thank you.
Alo. Alo Figen Hanım. Zeynep ben. Biliyorum Zeynep'ciğim. Numaranı Merih'ten alıp kaydetmiştim. Ama ekranında görmeyi beklemiyordum tabii. Size yardımcı olmayı deneyeceğim. Ama bir şartım var. Ta-ta! Bir o kadar da dolapta var. Hepsini sığdıramadım. En hassas olanları buraya aldım. Merih, delisin sen, biliyorsun değil mi? Hiçbirini mi satmadın? Kıyamadım. Bak, lazım oldu. Diyorum ben sana, hisselerim ben. Yeniden başlayacağımızı biliyordum. Ama yani sen hala huzursuz bakıyorsun. Ne bileyim ya. Uf, içim huzursuz Merih, ne yapayım? Hadi sen bana bir akıl ver. Ben doğruyu mu yapıyorum gerçekten? En doğru karar verdin sen Pumpkin. Kadın şartını kabul etti. E dediğini de yaparsa... Ya tamam da Onur ne diyecek Onur? Bence çok kızacak Merih. Oradan hiç emin değilim. Bence sen kaynağını sakın söyleme. Kilecileri karıştırma. O da zaten sorgulamaz. Bana bak. Size de güzel macera olacak ha. Baş başa Belarus falan bir şeyler. Ya saçmalama. Onur'un daha kabul edeceği bile belli değil. Saçmalamıyorum. Ah. Hadi gel. Sana şimdi şık, rahat ve seni sıcak tutacak bir kombin seçelim. Ay Belarus'ta donarsın sen, donarsın. Şimdi heyecan bastı ha. Melis is loading again. Geri kalan dokümanları size Ferdi Bey verecek. Onur. Geldin mi? Ha. Nerede sizinkiler? Karda, yoğun bakımda. Zafer nasıl? Uyanmadı daha. Ama doktor iyi olduğunu söylüyor. Kötü olmamasına sevindim. Yani senin de dediğin gibi buradan çıkınca yine aynı ortama dönecek. Dolayısıyla tehlike geçmiş değil. Sevinmek için biraz erken. Biraz konuşalım mı seninle şöyle? Tabii. Evet, Sedin ya. Zafer'in kaçan ortağını buldum desem. Nasıl? Bak Onur, ben çok düşündüm. Ben sana yardım etmek istiyorum. Hatamı telafi etmek istiyorum. İnan başka hiçbir niyetim yok. İşini kolaylaştırmak için bambaşka bir hikaye anlatmam lazımdı biliyorum ama yapamam. Bundan sonra sana açık olacağım. Tekrar güvenilir riske atamam. Ne oluyor? Neslihan dosyayı geri verdiğinde ben onu eve götüremedim. Yani babam olsaydı bir sürü şey soracaktı. O yüzden de Merih'te kaldı. Hem Merih'te tabii yeni yatırımcıları araştırmaya başladı. Onur bir dakika. Tahmin edeyim, kileciler. Ha? Onur bir beni dinler misin lütfen? Ha, neyini dinleyeyim Zeynep? Yardımını kabul edecek olsak gider ben kendim konuşurdum. Bak başta ben de kabul etmedim. Ama sonra bu durum ortaya çıkınca... ben de eğer teklifiniz hala geçerliyse kabul ederim ama bir şartla dedim. Bak onlar bu kaynağı sana söyleyeceğimi bilmiyorlar. Lütfen sen de bu kaynağı ailene söyleme. Şimdi ben mi yalan söyleyeyim? Bak Ergun gibilerinin nereden biteceği belli olmaz.
Ondan kurtulursunuz ama arkasında başka bir sürü adamı var Zafer için. İçerisi çok tehlikeli Onur. Eğer onun başına bir şey gelirse ben bu vicdan azabıyla yaşayamam. Sen yaşayabilir misin? Bu kilecilerle nasıl bir davanız var bilmiyorum ama Zafer'in canından kıymetli değil, değil mi? Açıkçası ben de düşmanlığın kaynağını bilmiyorum. Ama bugüne kadar bize karşı iyi niyetli olmadıklarını biliyorum. Ne oldu da kabul ettiler? Anlamadım. Figen Hanım da bilmediğini söylüyor. Yani anladığım kadarıyla babasının Hamit Bey'le bir davası varmış. Ama babası da çok kısa süre önce vefat etmiş. Yani belli ki o da bu düşmanlığı sürdürmeye çok gereksiz buluyor ki yardım ediyor. Bak Zeynep, beni yanlış anlama. Aplikasyonun gerçekten iyi. Fakat kileciler bu kadar büyük bir şartı kabul edecek kadar istiyorlarsa altında bir bit yeniyor olabilir. Yani sözleşmene dikkat et. Seni boş çıkarabilirler. Çıkarsınlar Onur. Şu anda tek umurumda olan şey Zafer'in iyi olması. Eğer istiyorlarsa aplikasyon onların da olabilir. Zafer o kadar kıymetli senin için yani. Onur bak, Zafer her şeyden önce senin kardeşin. Senin canın. Ben canın tekrar benim yüzümden yansın istemiyorum. Düzeltmek istiyorum. Lütfen izin ver de sana yardım edeyim. Bizim ulaşamadığımıza sen nasıl ulaştın? Kim bu yatırımcın Zeynep? Yetenek avcısı bir şirket. Sen araştırdın yani. Aslında biz uzun süredir yazışıyorduk. Projemle ilgileniyorlardı. Böyle bir durum olunca da ben bir araştırayım dedim. Yani yetkililerden tanıdıkları varmış. Şansı oldu. Zafer'i geri gönderemeyiz baba. İyileşmeden şu adamı bulmamız lazım. Gidip şansımızı deneyelim. Tamam. Ne kaybederiz? Sen uçağı hazırlat Ferdi. Peki efendim. Pardon. Emniyette de irtibata geçin. Prosedür neyse destek olsunlar. Siz de polislere eşlik edin. Sen de gidersin değil mi Zeynep? Yani sizin için sakıncası olmazsa tabii. Lütfen. İnşallah kıstırır getirirsiniz. Sonra da Zafer'e bunu yapanı bulacağız. İsterseniz ben de bir yandan onu araştırayım. Yani direkt bir bağlantım yok ama içeriğiyle bağlantı kurabilecek dostlarım var. Ben de bir şansımı deneyebilirim.